Merhabalar. Şimdi Arduino Nano'muzun üzerinde bazı değişiklikler yapacağız. Bu değişiklikler sayesinde Arduino Nano'muz bu botla çalışabilecek. Nano'nun üstünde açık uçlar var ve parçayı cihazın altına yerleştirdikten sonra bu uçlar sayesinde diğer devrelere bağlayabiliriz. İşin aslı bu uçların bağlanabilirlik özellikleri çok iyi fakat bizim elimizde olan bota göre tasarlanmamışlar ve bu kadar sıkışık bir alanda bağlantı için çok da fazla seçenek sunmuyorlar. Üste dişi bağlantı uçlarımız var. Bunları kullanabilmek için elimde gördüğünüz bir ucu erkek, diğer ucu dişi olan soketi nano'ya göre uyarlamam gerekiyor. Şimdi bunlardan sadece ihtiyacımız olan sayıda kullanacağız ve fazlasını yan keski ile keseceğiz. Kestikten sonra Arduino'daki pinleri elimizde olan soketin pinlerine bağlayacağız. Bu sayede kabloları nanoya kolayca takıp sökebileceğiz ve çıkartabileceğiz. Dolayısıyla bir şeyleri değiştirmek istediğimizde bunu yapmak çok zor olmayacak. Aksi takdirde Arduino'nun kendisine lehim yapmak durumunda kalacaktık. Bu da değişiklik yapmamız gerektiğinde bir sürü probleme yol açardı. Soketi keserken Arduino devresindeki ile aynı sayıda uç olacak şekilde kestiğimizden emin olmalıyız. Dişi ve erkek bağlantı uçlarının sayısını devredeki uç sayısına eşitliyoruz. Şimdi bu gördüğünüz uçları pensimizle 90 derece büküyoruz. Bu eğme işlemini dikkatlice yapmamız çok önemli. Aynı hizada olacak şekilde dışarı doğru ve tam 90 derece. Eğer hizalı olmazlarsa soketi takıp çıkarırken kırılabilirler. Tamamen düz hale getirmek ve hizaya sokmak için birkaç defa bükmeniz gerekebilir. Biraz zahmetli bir iş. Fakat bu işlem sayesinde Masada duran bağlantı soketlerini büktüğümüz uçlara bağlarken işimiz çok kolay olacak. Evet, hepsini dışarı doğru büktük sayılır. Hepsini büktükten sonra da tekrar etmem gerekirse bu uçların aynı hizada bükülmüş olmaları çok önemli. Dışarı doğru farklı açılarda olmamalılar. Hepsi aynı açıda olmalı. Yani 90 derecede. Aşağı doğru bastırdığımda birkaçının biraz daha bükülmeye ihtiyacı olduğunu görüyorum. Bu sayede tamamen yatay olacaklar. Hepsi aynı düzlemde olmalı. Aynı Arduino devresinde olduğu gibi tamamı aynı düzlemde ve tamamen yatay olmalı. Böyle olması masada duran dişi ve erkek soket bağlantı uçlarıyla lehim bağlantılarını yaparken büyük kolaylık sağlayacak. Şimdi krokodil pensimizi alacağız ve Arduino'muzun yerinde kalmasını sağlayacağız. Eğer size yardım eden biri varsa, o pense ile Nano'nun sabit kalması için yardımcı olabilir. Bunu yaparken sadece en köşelere dokunmaya dikkat edin. Köşelerde minik delikler var. Böylece doğru yeri tuttuğunuzdan emin olabilirsiniz. Diğer parçaları sıkmamaya dikkat edin. Hele ki şu küçük kutuya benzeyen şeylere çok dikkat edin. Eğer yanlışlıkla onları sıkarsanız, devreye zarar verebilir ve nanoyu bozabilirsiniz. Devrenin üzerindeki parçaları penseyle ya da krokodil pensiyle tutarsanız, onları parçalayabilirsiniz. Bu da çipin, başka bir deyişle devrenin çalışması gerektiği gibi çalışmasına engel olur. Parçayı tuttuktan sonra dişi ve erkek uçları Arduino'dan gelen uçlara bağlayacağız. Fazladan krokodil pensleri kullanarak iyice sıkışmasını sağlamaya çalışıyorum. Çünkü iki parçayı birbirine lehimleyeceğiz. Lehim aletini alıyorum. Lehim koyduğunuzdan emin olun. Lehim aletinin ucunda fazladan lehim varsa onu alın. Lehim aletini tam bu iki şeyin birleşme noktasının üzerine getiriyorum. Bağlantının iyi olması için yeteri kadar lehim koyduğunuza emin olun. Çok fazla lehim koymak istemezsiniz çünkü iki ucun arasını lehimle kapatırsanız ileride size problem yaratacaktır. Bağlantıyı sağlayacak kadar lehim koyun yeter. Lehimlediğim yerden duman çıktığını görüyorsunuz. Yüzüme gelmiyor çünkü bulunduğum yerde hava dolaşımı iyi. Size de bu işlemi yaparken bir fan ya da vantilatör kullanmanızı öneririm. Bu sayede çıkan dumanı solumamış olursunuz. Bağlantılardan birkaç tanesini yaptıktan sonra krokodil penslerinden birini çıkarabilirsiniz. Buradaki bir uca biraz daha lehim yapmamız gerektiğini fark ettim. Artık tüm bu uçların hepsi bağlı. Fakat yine de uçların lehimlerini bir kez daha kontrol ediyorum. Diğer tarafı da aynı ilk tarafı yaptığım gibi yaptım. Bu demek oluyor ki artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Uçlardaki fazlalıkları alıyorum. Lehimledikten sonra artık bunlara ihtiyacımız olmayacak. En kolayı yan keskiyle bunlardan kurtulmak. Tabi bunu yaparken koruyucu gözlük giymeyi unutmayın yüzünüze sıçramasını istemezsiniz. Gözlerimiz çok değerli. Bu yüzden koruyucu gözlük takmamız önemli. Şimdi ise bağladığımız parçaların bir yere temas ettiğine, devrenin istemediğimiz kısımlarına elektrik iletmediğinden emin olmamız lazım. Bu nedenle Arduino Nano'nun arkasını elektrik bandıyla bantlıyoruz. Tüm bağlantıların tamamen bantla kaplandığından emin olmamız lazım. Aksi halde motor kontrolör ya da başka bir parçaya deyip ve kısa devreye yol açabilir. Bu da tüm devrelerimizi mahvedebilir. Bu kadar emek boşa gitsin istemeyiz. Evet, artık Arduino devremizi motor kontrol ünitesine bağlamaya hazırız.